Nerede kalmıştık? Yemek yiyorduk. Hı. Devam edelim o zaman. İyi misin sen? Teşekkür ederim. İyiyim sen? Ben de iyiyim. Ya ama sen pek iyi gibi değilsin. Ben seni eve bırakayım istersen. Yok, olmaz. Şimdi sen bana 20 dakika falan müsaade et, tamam mı? Ondan sonra buradan kalkarız, biz Aşk Yaka'ya gideriz, orada konuşuruz. Aşk Yaka'ya mı? Ne konuşacağız Aşk Yaka'da? Ne bileyim, konuşacak bir şeyler buluruz ya. Bulamazsak da şarkı söyleriz yani, ne var? Şarkı mı? Evet Cemal. Hem sen bana hiç şarkı söylemedin ha bugüne kadar. Niye gülüyorsun? Gülüyorum, elimden başka bir şey gelmiyor. Sen hakikaten iyi değilsin, ben seni eve bırakayım en iyisi, gül. Hayır. Aşk Yaka'ya gideceğiz, tamam mı? Sen şimdi bekle beni, ben geliyorum. Nereye? Ah. Dikkat et. Alayım takımını. Gel bize katıl istersen Cemal. Burada tek başına oturma. Canın daha fazla sıkılmasın. Ne diyorsun sen? Biz ana restoranda Gül ve Gül'ün ailesiyle beraber yemek yiyoruz. Gül de herhalde sana ayıp olmasın diye bir buraya geliyor, bir oraya gidiyor. Kız da telef oldu. İstersen onu daha fazla zorlamayalım. İstemezsin. Sağ ol. Bu arada son konuşmamızdan sonra hala kızın peşinde koşuyor olman enteresan. Akşam akşam olay çıksın istemezsin değil mi? Olay çıkaracak bir durum yok Cemal. Ben seni insan gibi davet ettim. Katılmak istemiyorsan sen kendin bilirsin. Bir isteğiniz var mı efendim? Var. Buyurun. Hesap. Evet. Gül de gelince hesabı ödeyip kalkabiliriz artık. Kalkalım. Ben hallettim hesabı, tamam. Pardon da neden böyle bir şey yaptın? Hesabı ben ödemeyecek miydim? Gül, sen iyi misin? Evet. Yani karın ağrın falan, iyileştin mi? Ha, evet. Evet ya, hiçbir şey kalmadı, geçti. Bak gördün mü? İki lokmayı yiyiverdin. Geçiverdi miydi? Hadi kalkın gari, hadi. Yemeğimiz de bitti. Hadi gidelim gari. Şunu da üstüne verelim de. Hayır. Sağ ol oğlum, sağ ol. Çok şükür geliverdik evimize. Ay, ne diyeceğim size? Beni sakın unutturmayın ha. Yarın Niyazi'ye gidip özür dileyeceğim ben. Aa,
Onun kolayı var babaanneciğim. Ne? Dur sen şöyle. Dur bir dakika. Ne yapacaksın kız? Dur dur dur. Getir parmağını. Ver şu parmağı. Ne yapacaksın kız? Bunu böyle bağlayalım buraya. Sen yarın sabah kalkacaksın. Ay bu da ne benim parmağımda diyeceksin. Hatırlayacaksın. Unutmayacağım değil mi? Unutmayacağım. Onun için mi bağlayı verdin? Evet. Ha? Nasıl yaptın? Çok güzel. Gördünüz değil mi? Hadi artık ben yatayım gari. Ya ay ben telefonumu şeyde unutmuşum. Restoranda unutmuşum. Siz yatın ben hemen onu alıp gelirim. Aman kızım aman. Bu saatte yanınıza gitme. Aban da gelsin seninle. Ay yok babaanne gerek yok. Ben hemen gidip gelirim ya. Hem yürümüş olurum biraz açılırım. İyi gelir. Aa ablacığım şunu tut. Hadi iyi geceler size. Geç kalmayasın. Tamam mı kızım? Geç kalmayasın sakın. Ya dikkat et. Yürümek de olmayacak. Kamuran gibi koş Gül. Koş Gül koş. Koş Gül koş. Cemal nerede? Cemal nerede? Beyefendi hesabı öde gitti efendim. Nasıl ödedi ya? Ben ödeyecektim hesabı. Gece gece. Cemal sana diyorum çıkar mısın dışarı şu an? Kim bu? Bilmiyoruz baba. Turun Hanım. Hayırdır inşallah. Cemal nerede? Cemal yok kızım. İçeridedir o, evdedir o. Evde çıksın o dışarı, o şu an çıksın dışarı. Bu kafa fena bunun. Evet, evet. Benim kafam falan fena değil, tamam mı? Değil canım, olur mu öyle şey? O Cemal buraya gelecek. Tamam, tamam. Şimdi biz onu hemen ararız, o gelir. Onda bir şey yok da. Sana ne oldu kızım, sen onu söyle. Biz Cemal'le iş konuşacaktık. Evet. Cemal dedi ki yemeğe çıkalım. Evet. Ben de tabii ilk başta kabul etmedim yani. Ya evet. Doğal olarak. Tabii. Ama dayanamadım. Evet. Dayanamadım ve gittim. Evet. Ama hesabı ben ödeyecektim. Çok uygun. Ama o ödedi. Aa. Gördün mü bak Cemal'e? Ya. Sonra da gitti. Cemal gitti. Gitti. Hesabı ödeyip gitti. Ben orada tek başıma kaldım. Evet. Ya evet işte beni tek başıma bıraktı orada ya. Büyük olmaz işte o. Niye öyle yapmış ya oğlan? O Cemal buraya gelecek. O Cemal buraya gelecek. Aman aman. Aman yakalan. Gitme. Kendine bir şey etmeyesin. Kızım kızım burada mı? Bayıldı mı? Bayıldı. Ya bir şey yok. Belime ne olacak ya? Kuş gibi bir şey zaten. Sıfır beden dedikleri. Bu mu ya? Yürü. Dur bakayım sen. Şişt, kapıyı açın. Kapıyı açın. Neler mi kapatın lan? Açıyorum, açıyorum. Öyle ya. Ne yapayım? Buraya yatırayım mı o zaman? Bu burada mı yatacak bu Hüsnü? Kızım ne yapayım ya? Bunu bu vaziyette Sultanahane'ye mi götüreyim? Baksana patates çuvalı gibi. Yatıversin gari burada. G
kızım sen de karşısına yatıverirsin. Sabah kalkınca gider artık. Sen tut kafasını vurmasın oraya. Ay, tamam. Hoppa! Tutuver kafasını. Allah! Oh, ananı. Ne oldu lan? Belim mi gıtladı benim ya? İyi misin Hüsnü? İyiyim, iyiyim. Hadi herkes yatağına, haydi. Elbiseleriyle mi yatacak bu? Arkadaş, işte üşenmiyorsanız soyu verin. Bizim kızın geceliklerinden birini giyiversin. Onu da ben mi düşüneceğim artık Dudu? Haydi. Tamam, siz çıkın, biz giydiriverelim. Hadi. Neye bakıyorsun sen? Çıkar kızım ayakkabılarını. Adamın belini incitiyordun ya kız. Nerede kaldı ya bu gece gece? Merak ettim. Arasak ya, belki bulmuştur telefonunu. Dur bir arayayım. Ya abla, burada telefon. Ya kaybettim diye üzülmüştür şimdi. O kafayla kim bilir ne yapsın? Yok tatlım, yok. O bunu kasıtlı, planlı yaptı. O şu anda Cemal'in yanına gitti, biliyorum. Aa, niye ki? Ay benim küçük cibiğim. Sana niye ki? Bana da o kadar belli ki. Onun niyeti bu akşam Cemal'le yemeğe çıkmaktı. Kaan gelip hepimizi toparlayıp yemeğe götürünce planı bozuldu tabii. Bak, o Cemal'in yanına gitmediyse benim de adım Nihal değil. Allah Allah ya. Ya hayret ediyorum abla yani. Nasıl bu kadar Cemal'in peşinde koşuyor anlamıyorum. Hele ki Kaan gibi birinden sonra Cemal. Ya bütün mesele de bu ya. Kaan'a çok aşıktı o. Bir travma yaşadı biliyorsun. Ondan sonra da boşluğa düştü. Şimdi o boşluğu Cemal'le doldurmaya çalışıyor. Sen nasıl Celal'de hüsrana uğrayıp da Kemal'e şark ettiysen ablanın durumu da bu işte. Aynı şey değil abla. Çünkü Kaan bambaşka bir yani. Aşk böyledir Sude'cim. Birine deliler gibi aşık olursun. Hiçbir şey görmez gözün. Ondan sonra bir anda bir şey olur. Aşk kine dönüşüverir. Sonra yine gözün kararır, yine gözün görmez. Yani sonuçta gözün görmüyor. Ablanın yaşadığı durum da böyle. Ne olacak o zaman şimdi böyle? Vallahi şu anda duyduğu kini yeniden aşka dönüştürebilirsek ne âlâ. Ablanı kurtardık. Aksi halde Cemal enişten oluyorum. Ay yok ya. Bence ablamı bu işten kurtarmanın en iyi yolu babaannemi de alıp bu köyden gitmek. Bilmem. Olabilir aslında. Ya Cemal, sen de hemencecik sinirleniveriyorsun arkadaş ya. Hakikat lan, sen anlamadan dinlemeden niye gemileri yakıyorsun lan? Yani Sıdık, anlamak dinlemek gemi yakmak değil mevzu. Ya bir kendinizi benim yerime koyverin. Ne hissederdiniz, he? Bak, vallahi sıkıldım ha. Bak gene anlatacağım. Oğlum, kız sana söz vermiş. Son dakika bir şey çıkınca sırf senin için başka bir tezgah kurmuş. Anla lan bunu. Sıdık doğru diyor Cemal. Kız iyi niyetli olmasa hiç bir oraya bir buraya kendini yoruverir mi? He? Sen kendini niye zora sokuversin lan? Vallahi doğru deyip dururum. Sen de ortalık yerlerde bırakıp gidiverirmişsin arkadaş. Ne yapacağız lan Güslü? Gelmiş bu. Cemal, Cemal diye ortalığı ayağa kaldırıyor o. Ay bir şey değil, laf söz olacak. Bir sakin ol Dudu. Da sakin olam üstüne. Köylük yerde olacak işim bu. Ay yani yarın sabah olsun ben soracağım ona. Olmaz mı böyle? Önce bir sakin ol, beni dinle. Vallahi olamayayım üstüne. Olur. Kızım, bu kız da bir insan evladı değil mi? İnsan evladı da olacak şey mi canım? İşte insanlık hali Dudu. Olur, olur. Şimdi sen öyle düşün. Bu kızcağız bizim oğlumuzu, Cemal'imizi çok seviyor. Nereden belli? Şuradan belli. O kadar seviyor ki bu hallere düşüyor Dudu. Çok sevdiğinden mi bu hallere düşüyor? Tabii canım. Başka türlü olur mu Dudu? Bana bak. Ben seni iyi tanıyorum. Kendim gibi. Sabah kalktığım vakit kıza laf sokuvermem. Aksine bizim onu el üstünde tutmamız lazım Dudu. Zaafını yüzüne vurup da kızı utandırma sakın. Aşk, sevda, böyle bir şey Dudu. Sen
kendinden pay biç. Benim sana olan sevdamdan pay biç. Sen bunu iyi bilecek kadınsın. Senden daha iyi bilecek biri var mı? Demek bununla yarın öbür gün evlenseler... ...seninle bizim gibi birbirlerine tutkun olmayacaklar ya kızım. Öyle mi olacaklar Hüsnü? Tabii. Öyle diyorsun yani. Hı. Sen nasıl dersin öyle olsun. Aferin sana, aferin sana. Hüsnü. Hı? Sen olmasan ben ne ederim? Dudu, sen olmasan ben vallahi iki günde kendimi şu camdan aşağı atarım, biliyor musun? Sabah surat asmak yok değil mi? Yok. Aferin benim gülüm. Allah seni başımdan eksik etmesin Hüsnü. Var ya burada. Abi indi bu gece geliverdi. Sonra da küt bayılverdi. Babam da buraya taşıdı. Anamla ben de benim cemalardan keydirverdik. Allah Allah. Ya gerçi gece benimleydi ama. Vallahi abi kedi gibi peşimden gelivermiş ha. Kız. Abi istersen ben senin odada yatayım. Sen burada başında kal. Hilal saçmalama abicim. Olmaz öyle şey. Vallahi abi Cemal Cemal diye tutturuverdi. Şimdi yine başlığa maçlığa uyanı. Kim susturacak bunu sen? Ha. Tamam bir şey olursa ben zaten yukarıda odamdayım. Tamam gelirim. İyi madem. Ne yapıyorsun Hilal'im? Abi ne yapayım arkamı dönüyorum. Sen vedalaşmanı rahat rahat yap diye. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Hilal, öperim seni. Abi. Oh, gel bakayım. Al sana vedalaşma. Oldu mu? Ha? Oldu, oldu. Güzel oldu. Sıfası. Hadi yat Sibar. Görüşürüz. Başım bekliyorum. Hadi kalk benim evimin direği, evimin nefesi. Hadi kalk da ağrı git. Yemekleri sarma. Geç kalıyordun bugün. Tutu be. Ha. Ay, benim böğrüm ağrıyor ki. Ya bu ağrışından bana ikrah geldi Dudu. Dur lan, dün bir, bugün iki. Ana, kız aklıma ne geliverdi? Hı. Cima nerede? Odasında uyuttur. Koş git onu uyandır de ki baban çok fena. Koş seni çağırıyor de. Niye lan? İşte bir oyun kuyruğu dedim ya. Bozma oyunu haydi. Git. Tamam aslanım gidip durun hadi. Kız elinin hamuruyla yatağa mı girdin ya? Üstümüze başımızı bulaştırıyorsun. Kalk, kalk hadi kalk koş çağır şunu. Kalk yavrum. Kalk tomurcuğum hadi. Hoppa. Tamam, dur, 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 benim. Evet, bir, iki.